acımız yine sürüyor. Şirketler diyeceğiz. KOBİ'ler, holdingler, aile şirketleri hepiniz kulağınızı açabilirsiniz. Girişimciler bundan sonrasında ömrümüz kaç yıl olacak gibi bir kaygıya kapılmamak adına ne yapmalı, ne yapmamalı? Bunu konuşacağız şimdi. Değerli konumla Murat Saray, Libertas kurucu ortağı. Değerli konum. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Aslında şöyle bir araştırma sonuçlarına baktığımızda dünyada yapılan araştırma sonuçları gösteriyor ki Türkiye'deki şirketlerin ortalama ömrü 34 yıl. Evet. Yani hatta genç bir yaş değil mi? Çok, çok genç kısa bir süre. Ömür ve kuşaklar arası devretme dediğimizde orada bir hayli geride kalıyoruz. Hı. 200 yılı geride bırakmış şirket sayısı Türkiye'de sadece birken Japonya'da 3146. Doğru. Niye 34 yılda kalıyoruz? Hatta şöyle çarpıcı bir rakam daha söyleyeyim ben size. Yeni kurulan şirketlerin ortalama ömrü 8 yıl Türkiye'de. Yani Japonya'da mesela 100 yılı geçmiş 120 bin tane şirket var. İşte bizde 200 yılı geçmiş bir tane var. Orada 3 bin tane var. Yani bunların ciddi ciddi düşünülmesi gereken şeyler. Nereden başlayacağız bunu analiz ederken? Öncelikle düşünmemiz gereken şey %90'ı şirketlerin aile şirketi. Hani bence bir kere buradan başlamak lazım. Ve bunların sadece %10'u 3. nesle geçiyor. Hı hı. Bunun sebeplerine indiğimiz zaman bizim açıkçası çıkış noktamız doydu zaten. Özellikle ailelerin bir şekilde bir aile anayasası oluşturup da aileyle şirketi ayrı ayrı birer kişilik gibi görmemeleri en ön plana çıkan şey. Yani ailenin dinamikleri ayrı, şirketin dinamikleri ayrı ama bunların ikisi Türkiye'de ne yazık ki çok fazla karışıyor. Çok az yani profesyonel şirket var. Hadi diyelim büyük cirolu bildiğimiz holdingler olsun, diğer şirketler olsun bunlar bir nebze bu konuları aşmış durumdalar ama ortada çok büyük bir orta ölçekli büyüklükte şirket sayısı var. Yani nereden baksanız 140 bin tane hani 5 milyon 250 milyon arasında şirket var. Bunun altında 5 milyonun altında 3 milyon tane mikro şirket var. Yani sonuçta bunlar da büyümek için kurulmuş şirketler. Aslında şöyle baktığımızda biz dün de konuştuk. Konuştuğumuzda da hep şunu gördük. Yani girişimcilik dediğimizde evet bizim ruhumuz bu konuda çok girişken. Evet. Ama sonrası işte o arada ne oluyor? Yeni kurulan şirketler niye 8 yılda yok oluyorlar? Değişen koşullar, sert esen müfettişler, rüzgarlar, Avrupa'nın alıp almadığı kararlar doğrudan bizi etkilerken şirketler ne yapmalı o zaman bugün için? Evet. Ne dersiniz? Belki de stratejilerini iyi tanımlamaları lazım. Yani bu stratejileri tanımlarken de böyle bir sene sonrası değil, 3 sene, 5 sene sonrasına bakmaları lazım. Ve oradaki bütün riskleri göz önüne almaları lazım. O riskleri bir şekilde hesaplayabilir ve o stratejilerine ulaşmak, hedeflerine ulaşmak için içine koyarlarsa o riskleri daha ölçülebilir kararlar alabilirler en azından. Bunun da bence en önemli yolu bir şekilde en kötü senaryoya göre hazırlanmak. Türkiye'de hiçbir zaman işler zaten kolay olmadı iş dünyasında. Çok açıkçası oynak bir ortam var. Hani geçtiğimiz 10 sene nispeten bu açıdan çok daha iyi geçmiş 10 yıllara göre. Ama yine de baktığınız zaman insanlar seneye ne olacağını bilmiyor, kurum ne olacağını bilmiyor. Yani çevremizdeki olayların nereye gideceğini bilmiyoruz. Jeopolitik riskler var. Onun dışında Fed'in ne yapacağını bilmiyoruz. Bir öyle mi yapacak, böyle mi yapacak? Ona göre herkes her gün tekrar rotayı çeviriyor. Ya bu oynaklıkları yönetmek çok zor bir şey. Sonuçta bunların hepsi için önlemler alıp bir şekilde bildiğiniz yoldan daha doğrusu ulaşmak istediğiniz hedefe doğru gitmeniz lazım. Ve riskleri göz önüne almak lazım her zaman. Evet, bilinmeyenler arasında bir yol çizip bildiğimiz yol en kısa yoldur tanımıyla değil mi? Şimdi gitmek buradaki lazım. Sözünüzü kestim pardon. Buradaki sıkıntı şu aslında ortada o kadar çok parametre var ki bir patron veya yönetici bunların hepsini göz önüne alamaz veya bilemez. Her zaman dışarıdan bir takım görüşler almak şart diye düşünüyorum. Nasıl bir doktora gidiyoruz hasta olduğumuz zaman veya bir avukata ihtiyacımız olduğu zaman kendimiz oturup dava işleriyle uğraşmıyoruz. Aynı şekilde böyle yönümüzü stratejik olarak çizerken de mutlaka işin uzmanından en azından görüş almak veya beraber bir plan yapmak çok doğru olur diye düşünüyorum. Evet, bugün o anlamda şirketler için sizden görüş almak isteyeceğim. Dün de Top Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı değerli konuğumdu iş dünyasından da. 2015 nasıl geliyor dedim. Zor geliyor dedi ama neden öyle dedi? Bir dinleyelim, üzerine sohbet edelim. Tamam. Şirketlere yol haritası çizmeye çalışırken. Hiç kuşkusuz yine zor bir yıl geliyor. Peki, ya biz hemen hemen aynı yaşlardayız. Hemen hemen aynı iş tecrübemiz var. Bu kısa ve kıt iş tecrübemizde bile zor olmayan bir yıl oldu mu hiç ya? Ha? Zor olmayan, yani sen kendi kariyerinde, Melda Hanım siz kendi kariyerinizde, ben zor olmayan bir şey oldu mu? Olmadı. Tabii
önümüzdeki dönemde biz hala ülkemizde gelişmenin ve büyümenin sancılarını çekeceğimizi düşünüyoruz. 2015 nasıl geliyor dediğimiz, Ali Sabancı böyle söyledi. Zor olmayan yıl oldu mu? Yani yani çok az oldu. Yıldır, evet, daha uzun yıllar geçse belki daha farklı cevap verirdim dedi. Evet. 50-55 yaşında olsaydım ya da daha fazla yılları almış olsaydım daha farklı cevap verirdim dedi. Siz ne dersiniz? Bu kadar hani belirsizlik içerisinde zor yıl, zor yıl. 2014 zor yıl, çok zor yıl olacak diye geldik. Hakikaten de zor oldu. 2015 daha da zor olacak açıklamaları da geliyor. Hı. Bilinmeyenler de var. Ne yapsın KOBİ'ler, şirketler, firmalar? Yani tabii bu zorlukları bir şekilde öngörmek imkansız gibi bir şey. Yani sadece zor olacağını düşünüyoruz. Özellikle bir işin parasal ayağı var. Yani Fed'in yaptığı her şey bütün dünyayı etkiliyor. Hı hı. Onların faiz kararları tekrar çıkartacak mı, çıkartmayacak mı, ne zaman başlayacak? Ondan sonra işte bir anda Japonya Merkez Bankası, bir anda Avrupa Merkez Bankası. Yani artık işin içinde o kadar çok oyuncu var ki herhangi bir karar vermek zor. Ama burada yapılacak şey belki de riskleri azaltmak, pazar çeşitliliğini arttırmak, daha verimliliği arttırmak. Verimlilik çok önemli olacak yani Türkiye'de, bunun artık kaçınılmaz bir durum. Nasıl artırılabilir? Çünkü verimlilik artışı denildiğinde ilk istihdamdan tasarruf yapılıyor. Yani etkili istihdam kullanmak diyebiliriz. Yani şöyle söyleyeyim, şimdi aile şirketleri... Bütün şirketlerin Türkiye'de çoğunun aile şirketleri olduğunu söyledikten sonra baktığınız zaman profesyonellerin çoğu da aileye yakın kişiler. Aslında bir şekilde aileyle eklemleşmiş kişiler. Hani burada verimliliği arttırmak için biraz daha etkin, yetki alabilen ve gereğini yapabilen yöneticilerle belki verimlilik artabilir diye düşünüyorum. Yani illa istihdamı, sonuçta verimli şirketlerin karının artması istihdamı başka yönlerden de arttıracaktır. Çünkü onlar başka iş kollarına girecektir. Organik olarak büyüyecektir. Belki yurt dışında bir yatırım yapacaktır. Sonuçta hani illa verimsizliği yönetmek veya verimsizliği sürdürmek doğru bir şey değil. Evet. Burada aslında patronun rolü de değişiyor değil mi? Yani evet. Patronun bakış açısı ve nerede nasıl reaksiyon verip vermediği de son derece değişen dünya diyoruz, evet. Ya yine yeniden patronun rolü de değişiyor. Patron ne yapmamalı? Patron ne yapmamalı? Patron bence kendi şirketini, kendi şahsiyetinin bir parçası olarak görmemeli. Ona ayrı bir şahsiyet vermeli şirketine ve insanları da bu şekilde motive etmeli. Yani çalışan insanlar o şirketin hedeflerinin bir parçası olduğunu ve gitmek istediği yönde kendilerinin de gittiği zaman motive olacaklarını ve bundan faydalanacaklarını düşünmeli. Sadece patron şöyle dedi, bunu yapmalıyım Ve onun dışında bir şey düşünmemeliyim şeklinde bir şirketin genelde bir yere varmadığını görüyoruz. Evet. İzleyicilerimiz de hemen soru gönderiyorlar. Zafer Bey diyor ki e-postada, iyi günler Melda Hanım, iyi günler. Özellikle aile şirketleri kapanıyor. Çünkü aile bireyleri yönetici olunca anlaşmazlık çıkıyor. Bu en önemli çok... noktalardan biridir değil mi? Bu bir kesinlikle aşılamaz. Şöyle söyleyeyim, şu anda en çok görülen şey tam şu anda zamanı kuşak çatışması. Çünkü ikinci nesil işte iyi eğitim aldı veya kendini yetiştirdi başka yerlerde. Okuldan geldiler, üniversiteden. Hı hı. Babalarının şirketlerine girmiş durumdalar. Ve inanılmaz çatışmalar yaşanıyor. Çünkü onların bakış açısı bambaşka. Geleneksel patronun, babanın bakış açısı bambaşka. Bu o kadar sık gözlediğimiz bir şey ki. Yani hemen hemen bütün şirketlerde var. Bunun çözümü nedir? Çok basit. Aileyi bir tarafa çekeceksiniz. Ve onların görev ve sorumluluklarını çok net bir şekilde belirttikten sonra gelecek kuşaklara bu şirketi taşımak için bir aile anayasası yazacaksınız. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Bunu yapan Türkiye'de şirketler var. Uzun ömürlü şirketler var. Evet. İskender Bey de diyor ki Konya'dan, konuğunuzun söylediği aile anayasasını bir bilen uzmanlar oluşturmalı ki aile şirketleri faydalansın. Yani böyle doğru bir kaynağa ihtiyaç duyuyoruz diyor belki de değil mi? Doğru. Şimdi onu şöyle, aile oturup kendi içinde bunu yapamaz. Çünkü nasıl söyleyeyim, içeriden kendini eleştirmek veya kendine aykırı bir şey yapmak zor bir şeydir. Ama dışarıdan... o dokuyu da çok bozmamak lazım işleyen, tabii, bir şey varsa değil mi? Ailenin o unsurunu bozmamak lazım. Kimi uluslararası devler son derece profesyonel yapıları olsa da aile şirketi gibi davranmayı tercih ediyorlar ki. Doğru. Karlılık daha fazla gelsin. O ikisinin iyi bir karışımını yapmak lazım. Dediğiniz çok doğru. O aile dokusu da sonuçta bir şirkete bir ruh veriyor. Bunun bir sürü örneği var. Hı hı. Dünyada da çok büyümüş aile şirketleri var. Hatta halka açık bile değiller. Ama bir yandan da ailenin de nerede durduğunu, ne yaptığını, gelecek nesilde miras planının nasıl yapılacağını çok iyi bilmesi lazım. Kimin rol alacağını, kimin almayacağını. Bazen aile üyelerinden o şirkette herhangi bir motivasyon olmayan veya mutlu olmayan insanlar olabiliyor. Mesela doğru yolu bunların bir şekilde kendi paylarını alıp dışarıda bazı işler yapmasıdır ki işte biraz önce bahsettiğiniz konuğunuz zaten o yönde çok başarılı oldu. Bunun gibi bir sürü örnek var Türkiye'de. Mesela o da kötü bir şey değil, doğru bir yol.
belki başka bir yolda, kendi istediği yolda çok daha başarılı olacak. Yeni bir katma değer yaratacak. İnsan sevdiği işi yapmalı. Aynen. Mutlu olacağı işi kesinlikle. Bu da Türkiye'de şans diyelim belki de, değil mi? Sevdiği işi yapmak noktası. Umarız herkese böyle bir yol çıkar. Herkes İnşallah. Mutlu olur. Verimlilik de bu anlamda artar. Evet. Çok teşekkürler değerli katılımımız için. Murat Saray, Libertas kurucu ortağıyla birlikte şöyle bir yol haritasına bakmış olduk. Şirketler adına, KOBİ'ler adına, aile şirketler adına teşekkürler. Ve diyoruz ki servet vergisi çözüm mü? Gelmeli mi, gelmemeli mi? Şimdi niye böyle bir tartışma çıktı dediğinizde de aslında Fransız yazara gidiyoruz ve onun sözlerini şöyle bir hatırlıyoruz. Fransız Piketty dedi, 21. yüzyıl kitabının, Kapital kitabının yazarı. Dedi ki servet vergisi Türkiye'de şeffaflık yaratır. Küçük de olsa olsun iyi gelir dedi. Öyle midir, değil midir? Bizimle görüşünüzü paylaşın. Şimdi bültene gidiyoruz. Bültenden sonra Doktor Nedim Türkmen'le de konuyu etraflıca konuşacağız.